Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AutoCAD'deki layout'u kullanarak pafta tasarlamayı öğreneceğiz. AutoCAD'deki layout kısmını kullanarak projenizdeki çizimleri ölçekli bir şekilde bir araya getirerek bir pafta hazırlayabilirsiniz. Böylece çizimlerinizin hangi ölçekte, hangi pafta boyutuna rahat bir şekilde sığabileceğini daha kolay planlayabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz proje internetten indirilmiş örnek bir proje. Burada elimizde bir vaziyet planı, planlar, kesitler ve görünüşler bulunuyor mimari tasarım derslerinde teslim yaparken bu çizimlerinizi istenilen ölçekte, istenilen pafta boyutuna düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Sol altta görmüş olduğunuz Model, Layout 1 ve Layout 2 kısımlarını görüyorsunuz. Layout 1 benim örnek olarak oluşturmuş olduğum layout. Yanındaki layout da AutoCAD dosyanızda herhangi bir layout oluşturmamış olsanız bile otomatik olarak oluşturulan bir layouttur. Yeni bir layout oluşturmak için yanındaki artı tuşuna basabilirsiniz bastığınız zaman yine benzer bir şekilde boş bir sayfa ve üzerinde görselleriniz bulunacaktır. Burada görmüş olduğunuz dikdörtgen çizim bir viewport. Yani bunun üzerine bastığınız zaman bu normal bir dikdörtgen değil aslında viewport. Yani dosyanızın içinde bulunan bütün çizimleri burada görebilirsiniz. Bu viewport'lar sayesinde dosyanızda görmek istediğiniz kısımları bu şekilde boyutlandırıp yerleştirebiliyorsunuz ve bunları istediğiniz ölçeklerde ayarlayabiliyorsunuz. İlk olarak bunu silelim. Yeni bir viewport nasıl oluşturulur onu öğrenelim. Üst kısımda layout kısmı bulunuyor. Buraya bastığınız zaman sol üstte layout ve layout viewport kısımları bulunuyor. Buradan yeni viewport'lar ekleyebiliyoruz. Layout kısmında ise page setup'tan sayfa boyutumuzu ayarlamamız gerekiyor. İlk olarak buna basıyorum. Çıkan ekranda layoutlarınızın isimlerini görebilirsiniz. Şu anda dosyamda 3 tane layout açık. Şu anda mevcut olan layoutumuz layout 3. Layoutunuzu seçtikten sonra aşağıdaki kısımda bu layoutun sayfa boyutu ve tanımlanmış olan yazıcının ismini görüyorsunuz. Sayfa boyutu A4 olarak seçilmiş. Yalnız bizim A4 boyutuna sığmamız mümkün değil. Bu yüzden yeni bir sayfa boyutu oluşturmak istiyorum. Niva basarak Yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben daha önce burada A2 boyutunda bir sayfa oluşturmuştum. Örnek olarak bir tane de A1 oluşturalım. Okey tıklıyorum. Normal çıktı alma ekranımız karşımıza çıkacak. Buradan printer plotter kısmından DVG to PDF'i seçiyorum ve buradan bir sayfa boyutu oluşturuyorum. A1 istediğim için buradan A1'i seçeceğim. Buradan yatay veya dikey olarak istediğiniz sayfayı seçebilirsiniz. Yatay bir A1 boyutu seçtim. Daha önceki videolardan hatırlarsanız Plot Area kısmında eskiden Window'u seçip çıktı almak istediğimiz alanı seçiyorduk. Ancak burada ayarladığımız şey sayfanın tamamının çıktı alındığı zamanki durumu. Bu yüzden bu ayarın layout olması gerekiyor. Ve ölçeğini de hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Birebir ölçekte A1 sayfa boyutunda bir çıktı aldığınızı düşünün. Bu yüzden bu kısımları ayarlamayacağız. Layout'umuzun içine yerleştirdiğimiz çizimlerin ölçekli olmasına dikkat edeceğiz. O yüzden bu kısma ölçek girmenize gerek yok. Sağ üst kısımda Plot Style Table kısmından bu kısmı monokrom seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde layer'larınızın renkleriyle görürsünüz. Biz siyah beyaz çıktı aldığımız için bunu monokrom seçiyorum. Bunun dışında hiçbir şeyi değiştirmeme gerek yok. OK'ye OK tıklıyorum. Sonrasında burada yine A1 isimli bir sayfa boyutumuzu oluşturmuş olduk. Aşağıda da daha önceden oluşturduğum bir A2 sayfa boyutu var. Layout'unuzdayken oluşturmuş olduğunuz sayfanıza çift tıklayarak bu layout'unuzun bu sayfa boyutunda olmasını sağlarsınız. Eğer ki bu layout 3'ün A2 boyutunda olmasını isterseniz buradaki daha önce oluşturmuş olduğum A2 sayfa boyutuna çift tıklayabilirsiniz. Ve yanında A2'yi gördüğünüz zaman bu aslında şu anda A2 sayfa boyutunda ayarlanmış durumda. A1 isteseydim bu şekilde çift tıklayabilirdim. Ben bu örnekte A2 sayfa boyutunu kullanacağım. Bu yüzden A2'ye çift tıklıyorum ve kapatıyorum. Şu anda bu oluşturmuş olduğum sayfa A2 boyutunda bir sayfa olmuş oldu. Emin olmak isterseniz tekrar page setup'a gelerek buradan kontrol edebilirsiniz. Buraya çizimlerinizi aktarmak için viewport'lar oluşturmanız gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi layout viewport kısmından yeni viewport'lar ekleyebiliriz. 3 farklı viewport ekleme seçeneğimiz bulunuyor. Bunlardan birincisi rectangular yani dikdörtgen şeklinde bir viewport oluşturmak. Buna tıklıyorum. Ve bana bir köşeden tutmamı istiyor. Şu an bir noktayı seçiyorum ve ikinci noktayı seçiyorum. Bu şekilde bir alan oluşturmuş oldum. Az önce silmiş olduğum viewportla aynı şeyleri gösteriyor. Çünkü siz ne kadar viewport oluşturursanız oluşturun veya hangi boyutlarda oluşturursanız oluşturun. Bu görmüş olduğunuz çizimler dosyanızda bulunan çizimlerin tamamını oluşturacaktır. Bu yüzden gördüğünüz şeyler değişmeyecektir. Siz bu görmüş olduğunuz şeyleri değiştirmek isterseniz bu viewportun içine çift tıklayarak yaklaşabilirsiniz ve tekrar dışarıya doğru çift tıklayarak kapatabilirsiniz. Sonrasında bu viewport'un dış çizgisine bastıktan sonra buradaki köşe noktalarından bu alanı sınırlandırabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey şu anda buraya bir ölçek tanımlamadık. Bunu birazdan öğreneceğiz. Diğer oluşturmuş olduğum viewport'ta yine çift tıklayarak yaklaşıyorum. Ve dışarıya çift tıklıyorum. Buradaki sınırları da bu şekilde küçültüyorum. Bu da planımı gösterecek. Ve escape'e bastım. Şu anda elimizde bir vaziyet planı ve bir tane de kat planı bulunuyor. Ama bunların ölçekleri tanımlı değil. O yüzden görmüş olduğunuz gibi vaziyet planı ile plan farklı boyutlarda ve yanlış boyutlarda duruyor. Diğer bir viewport ekleme seçeneğimiz ise yine aynı kısımdan poligonal. Yani burada bir polyline çizermişçesine istediğiniz formda bir çizim yapabiliyorsunuz. İsterseniz ölçüde girebilirsiniz. Enter'a bastığınız zaman oluşan viewport çizmiş olduğunuz polyline sınırları içerisinde kalacaktır. Yani ben buraya tersleye şeklinde bir viewport çizdiğim için şu anda bu kısmı göremiyorum. Çift tıklayarak yaklaşıp bu şekilde görebilirim. Bu tarzda viewport'ları örneğin şu kısmı görmek istemiyorsunuz ama bu kısmı görmek istiyorsunuz. Böyle bir ayar yapabilirsiniz. Mesela şuraya yaklaşalım. Bunları kenara doğru çekiştirelim. Böylece ben şu sol altta olan kısımdaki görünüşü görmeden diğer bütün görünüşleri görebilecek şekilde bir viewport hazırlamış oldum. Bu sizin isteğinize bağlı. Eğer böyle bir şey ihtiyacınız varsa bu şekilde bir viewport da hazırlayabilirsiniz. Ya da bu görsellerin hepsini ayrı ayrı çerçeveler haline de alarak koyabilirsiniz. Bir diğer viewport oluşturma yöntemimiz object. Bu da daha önceden çizmiş olduğunuz bir çizimin viewport'a dönüşmesini sağlamanıza yarıyor. Örneğin buraya bir daire çizdiğimiz zaman bu normal bir daire görevi görüyor. İçerisinde bir çizim görmüyoruz. Ama biz istersek bu çizimi bir viewport'a çevirebiliyoruz. Bunu da burada bulunan objekti kullanarak yapıyoruz. Buna tıkladıktan sonra dönüştürmek istediğiniz çizimi seçmeniz gerekiyor. Tıklıyorum ve bu daire artık bir viewport'a dönüşmüş oldu. Çift tıklayarak yine bunun içerisine girip yaklaşıp örneğin burada bir perspektif varmış. Buna yaklaşabilirsiniz ve dışarıya doğru çift tıklıyorum. Bunu sadece bu şekilde daire içerisinde göstermek istiyorsunuz. Bir detay çizimini de aynı şekilde gösterebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamış olduk. Bu üç yöntemi kullanarak viewportlarınızı oluşturabilirsiniz. Sonrasında bu çizimleri ölçeklendirerek organize edebilirsiniz. Örneğin buna tıklayalım. Vaziyet planımızın 1 bölü 500 ölçekli olmasını istiyorum hatırlarsanız çizimimizin ölçü birimine göre yazmamız gereken ölçek de değişiyordu. Bu çizimdeki birimimiz santimetre. Bu yüzden 500 ölçekli çıktı almak istediğiniz zaman bir sıfır silmeniz gerekiyor. Eğer bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız yukarıdaki kartlardan otokette çıktı almayla ilgili olan videoya bakabilirsiniz. Bu çizimi tıkladıktan sonra ölçeğini değiştirmek için sağ altta bulunan Click to Adjust Scale kısmını tıklayabilirsiniz. Buraya bastıktan sonra burada belli ölçekler görünecektir. 500 ölçekte çıktı almak istediğimiz için bir sıfır eksiltmemiz gerekiyor demiştik. Yani 1'e 50'yi seçmemiz gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman çizim yaklaşmış oldu. Ama etrafını şu an daha fazla göremiyorum. Bu yüzden buradan seçerek bu alanı bu şekilde genişletmem gerekiyor. Bu şekilde 1 bölü 500 alanımızı görmüş olduk. Biraz zaman kaybettirdiği için bunu yapmak istemiyorsanız eğer bir diğer yöntemse porta tıkladıktan sonra burada bulunan oka tıklamak. Buna bastıktan sonra buradaki ölçü birimini örneğin 1000 ölçek yapalım. Bu yüzden 100'ü seçmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi etrafındaki çerçeveyle birlikte değişmiş oldu. Tekrar buna tıklayıp 50'yi seçtiğimiz zaman çerçeveyle birlikte büyümüş oldu. Ama bu işlemi buradan değil de aşağıdaki kısımdan yaptığınız zaman çizim yaklaşıyor fakat çerçeve kısmı aynı kalıyor. O yüzden aslında bu işlemi sizin tekrar manuel olarak yapmanız gerekiyor. Bu yüzden bunu geri alıyorum. Değişikliği yaparken bu kısımdan yapmak daha pratik olacaktır. Bu 1 bölü 500 ölçekte vazet planını hazırlamış olduk. Planımızın da 1 bölü 200 olmasını istiyorum. Yine burada gördüğünüz ölçek şu anda çok farklı. 1 bölü 200 ölçek istediğim için 20'yi seçeceğim. Buraya tıkladıktan sonra buradan 20'yi seçiyorum ve planım büyümüş oldu. Bu aracıyla bunun yerini değiştirebilirsiniz. AutoCAD'deki bütün komutlar bu kısımda da geçerli. Yeni bir programda değilsiniz. Hala aynı programdayız ve istediğiniz aynı komutları burada da kullanabilirsiniz. Mum aracıyla bunu yana doğru 10 santim kaydırıyorum. Bu şekilde çizimleriniz arasında belli bir oran olmasını da sağlayabilirsiniz. Bu çizimi de yine aynı şekilde 200 ölçek yapacağım. Buradan 20'yi seçiyorum. Bu daha önceden yapmış olduğumuz L şeklinde bir çizim olduğu için bunu bu şekilde bırakacağım. Ama siz bunu isterseniz farklı farklı da kaydedebilirsiniz. Örneğin bunu silelim. Ve yeni bir viewport oluşturalım. Rectangular aracıyla yeni viewport oluşturdum. Çift tıklıyorum ve buradan kesete geliyorum. Tekrar dışarıya çift tıklıyorum. Şu aşağıdaki yazının çıkmasını istemiyorum. Bunları tekrar layout kısmında ekleyeceğiz. Ve buradaki oka tıklayarak bunu da 20'ye seçiyorum. Zaten yaklaşık olarak aynı ölçekte ayarlanmış. Move aracıyla bunu bu şekilde buradan referans alıyorum. Ve 10 santim aşağıya indiriyorum. Bunu da aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. İçine çift tıklayarak yana kaydırıp veya aşağı kaydırıp çiziminiz neredeyse onu bulup tekrar dışarıya tıklayabilirsiniz. Bu şekilde ölçeğini değiştirmeden çizimleriniz yan yanaysa ayarlayabilirsiniz. Bunları tekrar arasında bir 10 santim boşluk bırakacağım. Kesitlerimizi de koymuş olduk. Burada bir perspektifimiz vardı. Bunu isterseniz ölçekli yapabilirsiniz, ama çok da önemli değil. Bunu da şuraya koyalım. Birinci kat planını da eklememiz gerekiyor. Bu yüzden buradaki viewport'u kopyalayacağım. Pafta biraz küçük olduğu için bütün çizimler sığmayacak. Ama göstermek için birkaç tanesini buraya koyacağım. Kesitleri belki alt alta koyabiliriz. Bunları da vaziyet planın altına yerleştirebiliriz. Bu planları bu şekilde yan yana koyabiliriz. Aralarına biraz boşluk bırakabiliriz. Sonrasında da kesitleri bu kısma yerleştirebiliriz. Bu şekilde paftanıza eklemek istediğiniz bütün çizimleri istediğiniz ölçeklerde ayarlayabilirsiniz. Örneğin bir detay çizimi görmek istiyorsunuz veya bu cepheye daha büyük bir ölçekte görmek istiyorsunuz. Buna çift tıklayarak İstediğiniz alanı ayarlayabilirsiniz. Görmek istediğiniz alanı. Örneğin cepheye daha detaylı bakacağız. Bunun ölçeğini buradan yüzü seçebiliriz. Böylece paftada yan yana nasıl durduklarını da görmenizi sağlayacak. Pafta düzenini siz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Pafta boyutumuz yeteri kadar büyük olmadığı için ben bütün çizimlerin hepsini buraya yerleştiremiyorum. A1 paftayı seçmiş olsaydık belki hepsi sığabilirdi. Şu anda bu şekilde kalmış oldu. Sayfa boyutunu sonradan değiştirmek isterseniz page setupa tıklayarak yine buradan A1 sayfa oluşturmuştuk. Çift tıklayıp kapattıktan sonra sayfanız güncellenmiş olacak. Diğer çizimler sığmadığı için bunu büyütmeye karar vermiştik. Bunları da tekrar seçerek yukarıya yerleştirebiliriz. Böylece planları vaziyet planıyla yan yana da yerleştirebiliriz. Bu şekilde bunları koyalım. Örneğin bunu da buraya koyalım. Evet bu şekilde paftaya daha rahat sığabileceğiz. Kesitlerimizi de buraya yerleştirelim. Kalan boşluklara da görünüşlerimizi yerleştireceğiz. Yeniden viewport oluşturuyorum. Çift tıklayarak buraya yaklaşıyorum. Dışarıya tekrar çift tıklıyorum. Normalde bütün çizimler aynı ölçekte istenir. Ancak ben burada göstermek için görünüşleri 1 bölü 100 ölçekte alacağım. Zaten şu anda paftamızda da yeteri kadar yer var. Bu yüzden buradan 1'e 10'u seçiyorum. Ve görünmeyen kısımları genişletmek için birazcık buralardan çekiştiriyorum. Bunu tekrar yana kopyalıyorum. Çift tıklayarak içine giriyorum ve mouse'umun tekerleği sayesinde bu şekilde kaydırıyorum. Bu kısımları görmediğim için köşedeki noktadan tutarak ilerletiyorum. Bu layout sayesinde şu anda dosyamızda bulunan çizimlerin birçoğu farklı ölçeklerde olmuş oldu. Bu sayede bunları nasıl yerleştireceğinizi önceden planlayabilirsiniz. Örneğin bu çizimleri Photoshop'ta belki pafta haline getireceksiniz. Ancak ölçeklerin nasıl sığacağını bilmiyorsunuz. Ve sürekli farklı ölçeklerde PDF çıktı almanız biraz zaman kaybettirecektir. Bu yüzden AutoCAD'in layout kısmından pafta düzeninize bakabilirsiniz. Sonrasında bütün paftanızı tamamladıktan sonra bunu pdf olarak kaydedebilirsiniz. Ctrl P'ye bastıktan sonra zaten bütün ayarlar kaydedilmişti. A1 boyutlu layout'umuz çıktı alınacak olan alan ve plot scale'imiz birebir. 1 1. Çünkü biz A1 pafta hazırladık ve bunun tamamen çıkmasını istiyoruz. Plot Style Table'ımız da monokrom. Buradan OK'e OK tıklayarak bunu PDF olarak kaydedebilirsiniz. Çıktı almadan önce Preview'a basabilirsiniz. Buradan ön izlemesini görebilirsiniz. Ve elinizde A1 paftanız hazır olmuş olacak. Getirmiş olduğunuz çizimlerin ne olduğunu da yine tek sarıcıyla buraya ekleyebiliriz. Vaziyet planı. Ölçek 1 bölü 500 şeklinde yazabiliriz. Bunun yazı boyutunu biraz büyütelim. Sonrasında bunları kopyalayarak isimlerini yazıyorum. bu şekilde isimlerini de yazabilirsiniz. Aynı zamanda üniversitenizin ismini, dersinizin adını vesaire gibi bilgileri de yazmayı unutmayın. Örnek olarak Yıldız Teknik Üniversitesi yazıyorum. Mimari Tasarım 1 dersi final teslimi gibi bir yazı yazabilirsiniz. Dersinizin adı neyse ve okulunuzun adı neyse bu şekilde bir başlık yazabilirsiniz. Ve sağ alt kısma da adınızı, soyadınızı yerleştirebilirsiniz. Bu paftada A1 boyutunu seçtikten sonra eğer burada kesikli çizgi görüyorsanız bu paftanızın çıktı alınacak olan kısmıdır. Yani biz kenarlıklı bir A1 pafta seçtik. O yüzden bu kısımlar boş kalacak. Eğer çiziminizi veya yazınızı buraya getirirseniz çıktı aldığınız zaman Ön izlemeye tıklarsanız yazınızın yarısının görünmediğini fark edebilirsiniz. Bu yüzden bu kesikli olan çizginin iç kısmında kalmasına dikkat edin. Koyduğunuz bütün çizimlerin ve yazıların kesikli alanın içerisinde bulunması gerekiyor. Eğer ki böyle kenarlıklı bir alan istemiyorsanız sayfanızı ayarlarken ISO A1 yerine Buradan full bleed'i seçebilirsiniz. Buradaki A1 boyutu kenarlıksız bir sayfa. Bunu yatay olarak seçiyorum. Değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi kenarlıklar gitti. Yani paftanızın tamamını kullanmak istiyorsanız, buralara da bir şeyler koymak istiyorsanız bu tipte bir sayfa boyutu da seçebilirsiniz. Bunun dışında layout'ta yapabileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin İstemediğiniz layer'ları sadece belli bir viewport içerisinde gizleyebiliyorsunuz. Örneğin buraya tıklayalım. Örnek olarak bu tefriş layer'ını mesela buradan gizlemek istiyoruz. Layer properties'e bastığımız zaman bu tefriş layer'ında viewport freeze şeklinde bir kısım bulunuyor. Buna tıklıyorum ve dışarıya çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımda yani bu viewport'un içerisindeki tefriş layer'ı kapanmış oldu. Ama bu çizimin içerisinde aynı tefriş layer'ını görebiliyoruz. Sadece bu viewport için bu layer'ı kapatmış olduk. Diğerlerinde aynı şey söz konusu değil. Bu şekilde belli layer'ları belli viewport'lardan kaldırabiliyorsunuz. Örneğin tekrar çift tıklayayım. Farklı layer'de bir şey bulalım. Kesit çizgisi. Bunu da aynı şekilde buradan viewport freezing yani buradan da yapabilirsiniz. Tıkladığınız zaman bunun bu planda görünmesini engellemiş oldunuz. Tekrar dışarıya çift tıklıyorum. Eğer bu işlemi bu şekilde değil de layer'ını kapat şeklinde yapmış olsaydınız görmüş olduğunuz bütün viewportlarda aynı layer'ı silmiş olacaksınız. Yani gizlemiş olacaksınız. Ama viewport freeze yaparsanız bu yaptığınız işlem sadece bu viewport'a özgü olacak. Bu da önemli bir özellik ve işinize yarayabilecek bir özellik. Tekrar dışarıya çift tıklıyorum. Bu şekilde belli ayrımlarda yapabilirsiniz. Örneğin aynı çizim üzerinde farklı ölçeklerde çıktı almak istiyorsunuz. Çiziminizi kopyalamak yerine Sadece o ölçekte görünmesini istediğiniz layer'lar hazırlayabilirsiniz. Ve o layer'ları istediğiniz diğer ölçekte görmek istediğiniz bir portun içerisinde aktif edip diğerini de iptal edebilirsiniz. Bu şekilde ayrımlar da yapılabiliyor. Paftanızı Ctrl P'ye basarak ön izlemeye tıkladığınız zaman çizimlerinizin etrafında bir çerçeve olduğunu görebilirsiniz. Bu çerçevenin görünmesini istemeye de bilirsiniz. Eğer bunu görmek istemiyorsanız bu viewportunuzu seçtiğiniz layer'ın görünmez olması gerekmekte. İsterseniz yeni bir layer oluşturarak bu oluşturduğunuz layer'ın plot sekmesini kapatabilirsiniz. Ya da bunun daha kolay bir yöntemi olarak devpoint point layer'ını seçebilirsiniz. Bu layer benim oluşturduğum bir layer değil. AutoCAD siz çizmeye başladıktan sonra otomatik olarak oluşturduğu bir layer ve bu layer çıktı aldığınız zaman görünmeyen bir layer. Zaten buradan baktığınız zaman buradaki plot simgesine tıklayamadığınızı ve daha silik göründüğünü görebilirsiniz. Bunun nedeni çıktıda görünmemesi. Tekrar ön izlemeye bastığım zaman Layer'ını Dev Point'e getirdiğim viewportlarda bu çizgiyi görmediğimizi fark edebilirsiniz. Eğer ki bu sınırları görmek istemiyorsanız, sadece çizimlerin görünmesini istiyorsanız bu şekilde de bir yöntem izleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.